Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Kulüp bürüş, Beşiktaş maçı deplasmanda alacağımız bir intikam maçı vardı. Ama tabii Beşiktaş hazır değil diyoruz da ben yine de kötü, olumsuz düşünmek istemiyorum. En kötü beraberlik diyorum, 1-1 diyorum. Mümtaz Reis ne diyorsun? Valla ben beraberlik diyorum. Görkem ne diyorsun? Ben yeneceğimizi düşünüyorum. 3-1 ya da 1-2-2. Valla biraz fazla. 3-1 nereye? 3-1 veya 2-2. 3-1 veya 2-2. Evet. O da güzel. Ufak atlı cimciler yesin. Evet, Görkem'in kız arkadaşı Nazif. Görkem'in kız arkadaşı. Nazife de ben Nazif diyorum. Evet. Nazife, ne diyorsun? Bence 2-1 olursa olur, olmazsa 3 tane yeriz diyorum. Abi, oğlum nasıl skor? Başladı bizimkiler yine. Aman. Başladı bu bizimkiler. Bu arada maç öncesinde zaten bir tweet atıldı. Onu da buradan geçeyim. İnşallah da daha kötü olaylar olmaz. Ne dediler biliyor musun bizimkiler? Evet. Çarşı Berlin. Yazıyor orada pankartlarda. Rakip. Çarşı Berlin yazıyor. Başka takım formaları giymeyin. Ya Beşiktaş forması ya da siyah giyin. Ondan sonra bunlar var, bunlar vahşi demeyin bize diye bir tweet attılar. Arkadaşlar beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Demir Ege bu maçta ilk 11 bence başlamamalı. Ben kendi içimden geçen bu. İnşallah da yanılırız. Katılıyor musun? Evet. Görkem? Evet. Nazife? İnşallah iyi yerlere gelir ama... Yani Chamberlain varken Demir Ege ne alaka diye sorarlar adama. Chamberlain'i o zaman niye aldın? Dünya yıldızı değil mi bu Chamberlain? Chamberlain değil ya, bir sürü kişi var kenarda. Oh, direkten döndü be. Büyük öyle aklım alınacak takım değil. Tabii ki biz burada bir beraberlik almamız iyi bir şey be işte. Tabii, aynen. Helal lan sana Rozier. Konferans ligi. Yalnız Eric Bailly ile Kole stoperliği iyi oldu diye düşünüyorum. Yok, Eric Bailly. Eric Bailly lan. Ha, bu ikisiyle Kole'yi olmasından bahsediyorum. Baba Demir Ege görüyor musun? Bak nasıl bırakıyor adamı. Ya ne işi var Demir Ege'nin bu takımda 11'de ya? Demir Ege'yi bir izlesene Allah aşkına, ne yapıyor bu ya? Hiçbir şey yapmıyor, görüyorum. Yürüyor lan sadece. Evet, görüyorum. Torpillidir bence. İşte ben de onu söylüyorum ya, torpilli diye. Ah be, korner. Out verdi orası bu çocuğu. Nasıl korner değil arkadaş bu ya? Şu anda var en az 4-5 tane sarı kart görmüştük kulüp görüşü. Hakem, ne oğlum? Hakem delikanlı olsaydı. Sürekli bileklerine indiriyorlar arkadan ya. Ooo sarı kart. Ayla. Sarı kart nerede? Bak buna da sarı kart vermezse söyleyeceğim. Verdi. Bak burayı yazıyorum. Eğer ikinci yarı Demir Ege'yi çıkartmazsa yemin ediyorum onun torpili var. Bak bu kadar söylüyorum. Hadi diyelim tamam, oynattın ilk 11. İkinci yarı sen onu şu anda görüp İkinci yarı çıkartmazsan torpili var bu çocuğun. Başka bir şey söylemiyorum vallahi bak. İzleyelim görelim bakın Chamberlain'i alacak mı? Chamberlain'den çok mu daha iyi oynuyor yani bu çocuk? Abu Bakar da kötü ya. Koşmuyor hiçbir tarafa. Kaçmıyor ki amına koyayım. Normal duruyor. Koşmuyor zaten normalde. Cengiz Han. Oğlum duruyor. Öyle gol atamaz. Atamaz öyle gol. Normalde de durarak atıyordu zaten. Nerede durarak atıyordu? Koşuyordu en azından. Önüne topu koy, adam gol atsın. Adam koşmuyor zaten hiçbir zaman. Ya koşmuyorsa o top ona gelmez. Aralara girmesi lazım. Evet, ilk yarı kulüp bürüş 0, Beşiktaş 0. Evet. İstediğimiz gibi gidiyor aslında. Ama bir tane atabilirsek güzel olur. Yenemeyeceğimiz bir takım ya, yok. Maç orada bence. Da ya işte yani. O dedim beraberlik bir var. Öyle bir şey. Ben biraz uykusuzum. 2 saat uykuyla duruyorum. Dün akşam balığa gittik arkadaşlarla. 2 saat uykuyla ancak yani gözlerim kapanıyor. Müsaadenizle rica edeyim. Ben gideyim de biraz kestireyim. Demir Ege çıkıp Chamberlain'i yerse biz maçı kazanırız. İkinci yarı bakalım neler olacak. Helal lan Eric Bailly be. Eric Bailly süpersin sen ya. Adam yerde müdahale etti lan. Yeni Marcelo'muz bizim ya. İnşallah. Forması da aynı. İnşallah. Ruhu da aynı. Sakatlanmasın. Tipi de aynı. Nazar değmesin. Karakteri de aynı. James'in en sevdiği oyuncu Eric Bailly. Dur nazar değmesin. Süpersin Mert be. Spiker'in sesi niye gelmiyor hiç? Konuşmuyor. Fenerbahçe maçlarına nasıl konuşuyor gördün mü? Sarı kart vermedim şimdi. Vermedim. Şerefsiz ya. Vallahi bu hakem taraf tutuyor. Billahi hakem taraf tutuyor. Bu da sarı kart. Allah! Sarı kart yok mu şimdi buna ya? Az öncekine de var. Oçe! Küfür edemiyorum. Kısaltma anlayın. Lan sarı kartın daniskası be. Bak bir de ne yapıyor bak, bir de bak. Bu 10 numara var ya, bu 10 numara çok ayar oldum. Geç sonra da 50 kez girdi. Sarıdan kırmızı kart görmüştü belki ha. Oh be! Allah'ım şükürler olsun, yemin ediyorum var ya yüzde 1 milyon gol. Kazma. Gülüyor bir de. Kazma, oradan topu kaçırana futbolcu mu derim lan ben? Hoca öyle hiç kart göstermiyor mesela. Göstermiş olsaydı oyuncular girmeye korkardı yani, anladın mı? Evet. Mesela o 10 numara, 20 numara kaptanları, 10 numarası falan
Onlar mesela sarı kart görmüş olsaydı bu kadar sert oynayamazlardı. Biri olmaz. Şu anda iki kişi kötü. Biri Demir Ege, biri de Abubakar. Oğlum söylüyorum ben, Allah Allah, ondan sonra İyi demedim ki ben ya. Ondan sonra yok Abubakar iyi diye daha demin neler bana diyor. Ne Abubakar iyi lan, top mu geldi ayağına? Ama kimse de veremiyor. Alacak abi, gel geri al topu ya. Sana hep atamıyorlar topu. İki haftadır düşüşte oğlum Abubakar. Şeye gittiğinden beri, ailesel sorunlar yaşadığından beri, geçen Trabzon maçında da yoktu ki Abubakar. Göstere göstere geliyorlar. Göstere göstere geliyorlar. Mert süper dedaysın sen be. Oğlum bu spiker niye hiç heyecanlı değil ya? Yedik bu sefer, yedik. Adamsın lan Beyli be. Ulan seni veren Allah'a şükürler olsun be. Erik Beyli. Bu hakemi var ya, bilinçli getirmişler. Kur'an çarpsın çok. Vallahi bilinçli getirmişler. Abubakar vur bir tane lan. Getirmişler. Oğlum o yapıyor ya. Lan, foul'le alakası yok. Ayağını koymuş lan sadece. Bizimkine foul yapmış bir daha. Vallahi ya bizimkine foul yapmış ya. Foul yap, foul yap, foul yap. Oğlum orada indir artık, şimdi yapma. Ya foul yap, foul yap. Sarı kart görsen, kırmızı kart görsen ne olur orada ya. Kulüp Brugge 1-0 öne geçiyor Farakın'ın golüyle. Kim değişti? Erik Bey. Bu ne oğlum? Beyli çıkarma sebebi ne? Bilmiyorum. Sakat mı? Yo oğlum. 80 dakika adam oynadı, nasıl sakat olabilir ya? Değişiklikler var ya, baştan sona kadar yanlış. İlk 11 baştan sona kadar yanlış. Bak baştan sona kadar. Teknolojiyi seviyorum da, yani seviyorum diye eleştirilmeyecek miyiz? Yanlışı söylemeyecek miyiz? Şu an var ya, maç Şenol Güneş'e yazar, başka kimseye yazmaz. Trabzonspor maçı Şenol Güneş'e yazar. Baksana Allah aşkına ya. Adamlar bizi taşlak geçiyor. Tek kale oynuyorlar, belki 10-0 olacaktı lan maç. Sanki top oynuyor Kulüp Brugge. Sen kötü oynuyorsun. Kulüp Brugge'de bir bok yok. Bu Kulüp Brugge var ya, Fenerbahçe ele gider buna. Bak bu, yemin ediyorum 4-5 yer Fener'de. Abartmıyorum ha. Bak ver lan şuraya Chamberlain. Ulan Chamberlain, Cenk Tosun kaçmış da. Evet gördüm ben de onu sonra. Ha? Hadi la geldi Allah'ım, ne olur. Gol! Girdi! Girdi! Cenk Tosun! Cenk, işte Cenk ya. Yarabbil alemin, yes, gel. Gel. Gel lan. Yes! Neyi dinliyor o zaman bu? Gol ya, gol, gol ya, gol. Gol. Pansuman yapsınlar oğlum sana. Pansuman yapsınlar, hadi. Hadi. Sabahtan beri biçtiniz, foul yaptınız lan. Hadi. Burnu kanıyor diye ağlıyor şimdi. Yanlış getiricilik çok iyi ya. Cenk Tosun baba abi. Cenk abi yani. Cenk Tosun. Hepinize koşsun. Bütün buruşa koşsun. Cenk Tosun. Atamaz. Oh. Sabaha kadar bağır. Allah billah var ya. İşte bu. Ne aldın ha? Zaten. Oo! Cukba. Mert Günok, bitti maç. Bitir artık maçı ya. Benim gözüm hakemde. Yat lan, kalkma yat. Ve bitti maç. Kulüp Brugge 1, Beşiktaş 1, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bunun İstanbul'u da var. Çok kötü oynadık. Yani belki yalan yok. 5'lik 6'lık maçtı. Mert Günok'a, Erik Beyli'ye teşekkür ederim. Muazzam performans. Biraz da bizden şansımız da vardı. Ama değişiklikler abi. Bu kadro bizim bu değil yani. Biz şu anda bu kadar kötü oynamazdık normalde. Benim görüşüm bu. Sizin yorumlarınız neler? İlk 11 hatası. Geç gelen değişiklikler bana göre. Bak Cenk girdi. Chamberlain girdi. Değişti. Demir Ege'ye 90 dakika nasıl dayandı? Bunu size çıkıyor. Ben dayanamadım açıkçası. Ne diyor? Ya ben şimdi Şenol Güneş'i çok sevdiğim için bir şey demedim. Yok Şenol Hoca. Tamam. Ben de demek istemiyorum ama yanlış kadro. Tamam, yanlış kadro. Kadro. Tamam da yani vardır bir şey, anladın mı? Ya vardır yok çünkü abi. Demir Ege'nin 90 dakika oynaması vardır yok ya. Ama şimdi bir şey diyeceğim. O adam o yani Chamberlain'i kalkıp da 80. bilmem neinci dakikada sokuyorsa o adamın bir bildiği vardır diye düşünmek istiyorum. Çünkü Şenol Hoca bu kadar mantıksız bir hareket yapacak insan değil. Değil de Demir Ege'ye de 90 dakika katlanılmaz. Evet. Yani orası doğru da var. Tamam, orası da var ama. Ya Chamberlain 80'de girsin yine fark etmez. Oyuncu mu yok bizim? Hiç yoktu. Necip'i sokaydı oraya. Tabii canım, Necip daha yararlıydı. Mücadelesi yeterdi. Koşardı en azından. Neyse ya, beraberlik güzel oldu. Bunlara yenilmedik ya burada. Evet, ben bunlara çok ayar oluyorum. İstanbul'da da bunları gömeriz inşallah. Nasip olursa da belki gelmeye çalışırız ama babamın
şeyine doğum gününe denk geliyor 30 Aralık. Belki biraz erkene çekerlerse ya da geç atarlarsa o zaman olabilir de. Olabilir, evet. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Herkese hayırlı geceler. El sallayın.